Gerçekten bakın beni dinleyin. Altay'la olmaz, İrfan Can'la olmaz. Bakın kaleye gerçekten Livakovic, Inaki Pea veyahut da kalibreli bir kaleci çekmezsen tek Ceko ile bitmez bu iş. Tek kanatla bitmez. Senin şu anda en önemli yerin ne biliyor musun? Kale. Kale. Stoper. Bir tane. En azından bir tane al bir stoper. Zalai'yle, Serdar'la olmaz. Bir tane bir stoper çek. Kaleye de bir kaleci çek. Bir iki kanat yap transfer. Orta sahaya da bir iki tane yap, bitir transferi. Zaten Serdar Dursun gidiyormuş sevgili renktaşlar. Yüksek ihtimalle sevgili renktaşlar Serdar Dursun gidiyor. Çünkü Ceko geldi, Batshuayi var. Serdar Dursun gönderilecek diyor. Gitmesi gerekiyor. João Pedro var, King var. Bu kadar forvetle oynamaz ki. İsmail Kartal geldiği zaman bu kadar forvetle oynar mı? Oynamaz. O yüzden gitmesi daha mantıklı görünüyor Serdar Dursun. Çünkü hiçbir şey yapamıyor artık. Ceko Batshuayi bize yeter. Arda Güler'le 3 saat ve 1 saat mi artık zirve görüşmesi oldu. Konuş babam konuş, konuş babam konuş. En sonunda hani şey dediler, senin gittiğin kulüpten biz seni kiralarız. Vallahi Arda Güler herhalde gitmek istiyormuş. Bilmiyorum yani, haberleri okuduğum yönlere göre söylüyorum. Yani Arda Güler gitsin. Ya bir şey demiyorum çünkü genç, hayalleri var, umutları var. Belki heves ediyor. Büyük bir futbolcu olacağım, büyük yani büyük kulüplerde oynayacağım diye. Gitsin Ajax'a, kiralanırsa Fener'e kiralansın. Ya kalmazsa da canı sağ olsun, yapacak bir şeyimiz yok. Ama bu takımda Ceko ve Arda Güler efsane olurdu. Reykent, Zaha'yı da çekerdin sağ kanata. Livakovic'i çekerdin kaleye. Orta sahaya da bir tane baba gibi böyle Ceko tarzında bir orta saha gömerdin. Efsane.